Herkese merhabalar, değerli takipçilerim, izleyicilerim, arkadaşlarım, kanalımın yeni misafirleri, benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle çok faydalı bir video paylaşacağım ama videoyu paylaşmaktan önce söylemek istediğim çok güzel müjdeli haberim var. Şu anda ben en sevdiğim ülkenin en güzel şehrindeyim. İstanbul'dayım ve burada misafirlikteyiz. Çok güzel günler geçiriyoruz. Çok güzel tatil yapıyoruz. Biliyorsunuz çok zamandır sizinle videolar paylaşamıyorum. Çünkü sürekli otelde, yolda, uçakta, orada, burada oluyoruz. Kusura bakmayın ama bugünden itibaren umarım sık sık video paylaşacağım. Bugünkü konumuz arkadaşlar, su içmekte yaptığımız 5 hata. Yani biz nasıl hatalar getiriyoruz? Hata diye sunmak istedim bu videomda. Önceden de paylaşmıştım suyu nasıl doğru içilir, nasıl ne kadar su içilir diye ama 5 hata diye basa basa bu hataları göstermek istiyorum ki bu hataları yapmayınız ve suyu doğru içerek bile biz her zaman sağlıkta olabiliriz. Şimdi İstanbul'a geldiğim sebebi biz İstanbul'un en güzel hastanesinde Lif Hospital'da kanser screening check-up'tan geçtik. Kanser screening diye adından korkmayınız. O kanser taraması check-up'ıdır. Sadece komple vücudumuzu kontrolden geçirdik. Diagnostik yapıldı. Var mı bir bozukluk, var mı bir aksilik, var mı bir rahatsızlık diye. Ama müjdeli haberimde evet hiçbir rahatsızlık yok. Her şey çok güzel, her şey mükemmel. Hatta şimdi doktorlar bile sordular. 40 yaşınıza gelmenize rağmen vücudunuzdaki çalışma sistemi, vücut çalışma sistemi, kan dolaşım sistemi olsun, mide sindirim sistemi olsun, tabii beyin MR'ı yapıldı, vücut MR'ı yapıldı, mide sindirim sisteminin, bağırsakların komple MR'ı yapıldı. Bunların sonucunda terapist doktorumuz çok şaşırdı ve çok tebrikler söyledi. Böyle bir check-up'tan normalde senede bir geçilmeli arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çünkü check-up'tan geçmek, yani eğer bir rahatsızlık oluştuysa, olduysa onu önleyebilmek için, ona güzel ve hafif tedavi yapabilmek için, hafif tedaviyle çözebilmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi de tavsiye ederim. Bir senede bir insanlar, her insan hayatında bunu geçmeli ve kontrolden geçirmeli vücudunu. Evet, şimdi de gelelim su içmekte yaptığımız hatalara. Su içmekte yaptığımız birinci hata nasıl bir hata? Sabah uyanır uyanmaz biz su içmeliyiz. Bazen ya da çoğu zaman biz bu şartı ekiyoruz ve sabah uyanır uyanmaz su içmeden direkt ya da kahvaltıya geçiyoruz ya da direkt bir şeyler atıştırıp yemeye başlıyoruz ya da en kötüsü sigara ve kahve içiyoruz. Bu hatayı yapmamalıyız arkadaşlar. Ben şimdi sizlere sabah uyanır uyanmaz içtiğimiz sudan anlatacağım, başlayacağım. Şimdi uyandık ya, kalkar kalkmaz. Sizin boyunuz ne kadarsa, mesela benim boyum 1.65, yani 165. Ben 650 mililitre su içiyorum. Ama nasıl su içiyorum? Kaynamış olan suyu içiyorum. Şöyle şu şekilde 2 bardağı ben kaynamış sudan 650 mililitre suyu döküyorum. Onu güzelce soğumasını bekliyorum ama çok soğumayacak tabii ki, ılıktan biraz daha sıcak ama ağzımızı yakmayacak kadar sıcaklıkta olan suyu az yudumlayarak 2 bardak suyu, yani 650 mililitre, tekrar ediyorum. Boyunuz kaçsa, atıyorum boyunuz 1.80, 180, siz o zaman 800 mililitre su içmeniz gerekiyor. 1.50 ise o zaman 500 mililitre kaynar suyu içmeniz gerekiyor sabah uyanır uyanmaz. Evet, bunu içiyorum. Ondan sonra yaklaşık 30-40 dakika hiçbir şey yemiyorum. Şöyle
orada burada geziniyorum, işlerimi yapıyorum, duşumu alıyorum, banyo yapıyorum ya da başka işleri yapıyorum ya da güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi ben size kahvaltı tabağımı da göstereceğim, neler hazırlanıyor. Ondan sonra arkadaşlar 40 dakika geçtikten sonra biz bir şeyler açtırmaya başlıyoruz. Böyle yaptığınız zaman siz o 30-40 dakikada o içtiğimiz su güzelce bizim midemizi, bağırsaklarımızı yıkayıp toksin ne varsa hepsini yıkayıp aşağı indiriyor ve sizi güzel bir şekilde tuvalete çıkartıyor arkadaşlar. Kabızlık sorunu yaşayan arkadaşlar bunu muhakkak yapmalıyız. Yapın. Siz bunu 3 gün, 4 gün, 5 gün yapın. Buna bir alışacaksınız ve vücut sisteminizin, sindirim sisteminizin nasıl güzel çalışmaya başladığında hemen fark edersiniz arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci hataya. İkinci hata, biz suyu ayakta durarak içebiliyoruz. Kesinlikle bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Bu çok büyük bir hatadır. Bizim midemiz için ayakta durup içilen su çok zararlıdır. Suyu Peygamberimiz de söylemiş, Peygamber Efendimiz söylemiş. Oturarak içilen suyu bize helaldir, sünnettir diye. O yüzden lütfen suyu oturarak içelim her zaman. Yolda yürürken bile orada oturup içip ondan sonra kalkıp devam edebiliriz. Evet, ikinci hatayı söyledik. Gelelim şimdi üçüncü hataya. Su içerken yaptığımız üçüncü hata bu. Yemekle birlikte su içmektir arkadaşlar. Yemek yerken ben hiçbir zaman su içmiyorum. Yemeğe otururken de içmiyorum, kalkarken de içmiyorum. Yemeği yiyorum. Ondan sonra 30-40 dakika geçtikten sonra istediğim kadar, canımın istediği kadar, vücudumun istediği kadar su içiyorum. Mutlaka yemekle birlikte suyu karıştırmayalım arkadaşlar. Bu çok önemli konu. Çünkü su ayrı içilmesi lazım. Yemek ayrı sindirilmesi lazım. Su ayrı sindirilmesi lazım. Böyle içtiğimiz zaman, suyu ayrı içtiğimiz zaman biz ödem atamıyorum ya da şişlik oluyor ya da toplanıyor. Sıvıyı dışarı atamıyorum. Sorunları yaşamayız. Şimdi gelelim dördüncü hataya arkadaşlar su içerken. Hiçbir zaman çok soğuk hani buzluktan, dolaptan alıp ya da buz ekleyerek çok soğuk su içmeyiniz ve hiçbir zaman çok sıcak suda içmeyiniz. Bizim vücut 36,6 derecedeki vücuttur. Dolayısıyla su da o vücudumuzun derecesine yakın olması gerekiyor. Yani normal oda sıcaklığında su içelim, böyle gün içinde su içerken, ama buzluktan soğuk su içmeyelim arkadaşlar. Çünkü vücut o soğuk veya sıcak suyu bizim vücut derecemize 36,6'ya yaklaştırmak için şöyle suyu içmeye başladığımızda boğazdan geçerken vücut direkt enerji harcıyor. O suyu içerimizi ya yakmasın ya dondurmasın diye o suyu bizim vücut derecemize getirmek için fazla enerji harcıyor. O yüzden siz vücudunuza da kendiniz yardımcı olunuz ve suyu her zaman vücut derecesine yakın olarak oda sıcaklıktaki suyu içebiliriz arkadaşlar. Son beşinci hata suyu az veya çok içmemizde. Şimdi ne kadar su içmeliyiz bir günde? Yemek haricinde, çorba haricinde, çay haricinde, sıvı komposto ya da meyve suları haricinde sadece saf sudan bahsediyorum. Ne kadar su içmeliyiz? Evet, doktorlar söylüyor. Yaklaşık 2,5, 3 litre, 2 litre böyle söyleniyor. Ama biz suyu arkadaşlar vücudumuzun isteğine göre içmemiz lazım. Vücut kendisi zaten sinyal veriyor. Susadığımız zaman biz susamaya başlıyoruz. O zaman yine oturarak tabii ki de oda sıcaklığındaki sulardan içelim arkadaşlar ve tabii ki de her gün içtiğimiz su 2 litreden az olmamalı aslında.
Ama tabii ki de her vücudun çalışma sistemi farklıdır. Her insan için özeldir. Bir kural bütün hepimiz için geçerli değildir. O yüzden suyu siz kendi vücudunuzu dinleyerek vücudunuzun ihtiyacına göre içebilirsiniz. Bu da sonuncu kuraldır arkadaşlar. Su içmekte her zaman hayatınız, kalbiniz, yaşamınız su gibi temiz olsun. Sizlere huzur, sevgi ve sağlık dileyerek videomu bitiriyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Bay bay. Bunlar da ben şimdi suyu içmiş oldum ve bunlar da hazırlanmış kahvaltıda yiyeceklerim. Şurada da çok güzel kendime bir çay yaptım. Çay tarifini de sonra size paylaşacağım sizinle. Böyle bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da yumurtaya, salataya, başka şeylere de geçeceğiz arkadaşlar.